Evet. Samet. Evet arkadaşlar, bugün 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da 31.124 sandıkta İstanbullu vatandaşlarımız oy kullandılar ve şu an itibariyle oy verme işlemi sona erdi. 10.560.958 seçmenin bulunan İstanbul'umuzun şu andaki sahadan aldığımız verilere göre seçime katılım oranı oldukça yüksek görünüyor. İlerleyen saatlerde netleştikçe katılımla ilgili sizlere bilgi vereceğiz. Öncelikle İstanbul'da oy veren ve seçime katılan, sandık başlarında görev yapan bütün görevlilerimize İstanbul özelinde seçimin oldukça sakin, huzurlu geçmesini sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul'da seçimi, oy verme işlemini huzurlu bir şekilde tamamladık. Ama ne yazık ki memleketin kimi bölgelerinden bir takım ölüm haberleri geldi. Bizler hiçbir seçim sonucunun ve oyun bir insan canından daha önemli olmadığının altını çizerek hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. İlerleyen saatlerde sandıklar açılmaya başladığında sizlere belirli aralıklarla bilgi vereceğim. İstanbul'da gayet sakin ve huzurlu bir şekilde yürüttüğümüz süreci sandıklar açılmaya başlandıktan sonra da kontrollü bir şekilde bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, bütün basın mensubu arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Tabii ben de sözüme başlarken hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Umuyorum daha fazla üzücü bir olay duymaksızın bu süreci tamamlarız hep birlikte. Zira bu bir yerel seçim, bir seçim yaşayacağız ve günün sonunda bir netice ortaya çıkacak. Üzücü olayları hiçbirimizin duymak istemediğini biliyorum. Dileğimiz budur. Öncelikle şunu ifade edeyim. Güzel bir seçim ortamı geçiyor. İl başkanımızın da söylediği gibi İstanbul genelinde bu sürecin aynı şekilde devam etmesini ve sıkıntısız bir şekilde neticelenmesini diliyoruz. Tabii özellikle buradan vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşımızın bilgi almasını, İstanbul'da süreç içerisinde bilgilenmesini istiyoruz. Bu yönüyle özellikle ifade edelim ki il başkanlığımızın başta olmak üzere vatandaşlarımızın da katılımıyla kontrol altında olan süreci zaman içerisinde yine gerekli duyduğumuz anda il başkanımız ve biz sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. İnşallah güzel, sıkıntısız, problemsiz bir süreci hep birlikte tamamlarız. Şimdiden İstanbul'umuza ve Türkiye'mize hayırlı olsun. Soru Hemen kısaca bilgi vereyim. Şöyle ki şu anda arka bölümde 120 tane görevli arkadaşımız ilçelerimizden gelecek sonuçları toparlayacaklar ve belirli aralıklarla sizlere bilgisini vereceğiz. Yine ilçe başkanlıklarımızda kurulan, 39 ilçe başkanlığımızda kurulan sistemle görevlilerimiz oradan sonucu girdiğinde buraya girilecek. Yine sizlere en doğru bilgiyi, altını çizerek söylüyorum, en doğru bilgiyi olabildiğince hızlı verebilme adına büyükşehir adayımızın oylarını ayrıca okullardan alıp bize ulaşmasını sağlayacak bir gönüllü ağımız ve gönüllü mekanizmamız da var. İlerleyen saatlerde de gelen bilgileri sizinle paylaşacağız. İstanbul halkının bu anlamda içi rahat olsun. En doğru bilgiyi, bize gelen verileri sizlerle paylaşacağız belirli aralıklarla. Sayın Başkan, seçime
başka bir yerde takip edeceğiniz yönelik iddialar var. Seçim ve koordinasyon merkezinde mi takip edeceksiniz? Gayet tabii. Yani koordinasyon merkezindeyiz. Tabii ilgi duyduğumuz yerler olabilir, kontrol edeceğimiz alanlar olabilir ama buradayız. İl başkanımızla yan yanayız, omuz omuzayız. İnşallah sizi zaten süreçle ilgili bilgilendireceğiz. Teşekkürler. Evet, teşekkür ederiz.